Kanalda yaklaşık 400 adet proje incelemesi yaptıktan sonra Aralık 2023'te bir sepet serisi başlatmıştık. Bu sepet serisindeki mantık, her ay sepetteki projeleri kontrol et, çıkartılması gerekenler varsa çıkart, eğer yoksa minik miktarlarda alım ilaveleri yap. Aynı zamanda yeni incelediğimiz projelerden de bu sepete ilave etmek istediklerimiz varsa ilave et. Bu doğrultuda bu serinin 5. videosu oluyor bu ve serinin tamamını playlist olarak kanalın home sayfasında, giriş sayfasında bulabilirsiniz. Anlamlı olabilmesi için serinin kronolojik olarak eskiden yeniye doğru tüm videoları izlemenizi öneririm. Başlayalım. Şimdi en son Mart 2024 sepet videosu yayınlamıştım. O sepette de mevcut alımlarımın neler olacağını söylemiştim ama hamleleri yapmamıştım. Tabii o videodan bir gün sonra hamlelerimi yaptım ve sonuç olarak mevcut durumumuzu yine CoinGecko'ya giriyorduk. CoinGecko'daki portfolyo kısmına girdiğimiz zaman şurada yukarı kısım satın aldıklarım ana portfolyo. Aşağıya da bir tane radar diye portfolyo oluşturmuştuk. Bazı projeleri satın almayıp radarımıza alıyorduk. Son videoda böyle bir şeye başlatmıştık. Tabi radar kısmı 0,0,0 çünkü alım yapmadığımız için. Fakat sepet durumumuz şu anda içerideki toplam miktar 103 dolar görünüyor. Karımız 23 dolar görünüyor ve tabi bu doğrultuda 80 dolarlık yaklaşık 4 videoda, 4 ayda alım yapmışız. Kârımız da 23 dolar gibi bir miktar. Buradaki kârda yaklaşık %10'luk bir sapma yukarıya aşağıya doğru olduğunu lütfen unutmayalım. Çünkü projeleri tam aldığım rakamlarla giremeyebiliyorum. Bazı projeler, özellikle Kilopi projesi, genç olan projeler 2A'da olabiliyorlar. Fiyat farklılıkları olabiliyor. Bu da buraya yaklaşık %10'luk bir sapma getiriyor. Bu aklımızın bir kenarında kalsın. Şimdi biz bu projeleri ve yeni radar eklediğimiz projeleri detaylı bir şekilde anlamamız lazım. Mevcut durumları neler? Tekrar alacak mıyız, almayacak mıyız, çıkartacak mıyız, ilave edecek miyiz? Aynı zamanda son sepet videomuz olan Mart 2024 sepet videosundan sonra incelediğimiz projelerin de durumunu bir kontrol edeceğiz. İlave etmek istediklerimiz varsa edeceğiz. Yine Excel dosyası var karşımızda. Oldukça karmaşık görünüyor tabii açtığımız zaman fakat oldukça basit bir mantığı var. Sol tarafta sepetimizin mevcut durumu var. Ortada son sepet videosundan sonra incelemesini yaptığımız projeler var. Şu sağ tarafta da bugünün kararları var. Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Mevcut sepetimiz bir kere şuradaki projeler. İsimlerini bir okuyalım. Kilopi, Harmony, Helium, Cadena, Telos, Astar, Internet Computer ve Concordium. Sepetin altında da daha önceki videolarda radar aldığımız projeler var. Zeta Chain, Cartesi, Oray Chain ve Hackash. Bunlar da radara aldıklarımız. Ben şimdi bu videodan önce bu projelerin hepsinin mevcut durumlarını kontrol ettim. Mevcut durumların da böyle çok kısa 1-2 dakikalık bir kontrol değil. Her biri için yaklaşık 5-10 dakikalık bir zaman ayırdım ve hepsinin mevcut GitHub durumlarını, blog paylaşımlarına, YouTube videolarına, son güncelleşmelerine, Twitter paylaşımlarına, bunların içerikleri ne kadar dolu, projeler gerçekten ilerliyor mu? Bunlara baktım. Burada bütün projelerin aşağı yukarı önceki aylardaki temposuna yakın bir tempoyla devam ettiklerini görebiliriz. Buraya same yazdıklarım aynı tempoyla devam edenler. Burada sadece internet, computer ve Concordium'da normalin azıcık daha üstünde bir performans var. Bir tık daha iyi performans sergiliyor diyebiliriz son bir ay içerisinde ama hepsi yine yeşil rengi alıyorlar. Aşağı yukarı aynı performansla devam var. Şimdi sepette olmayanlar için, radarda olanlar için artış miktarı yazmadım. Çünkü satın almadığımız için onları artış miktarlarımız yok. Fakat sepette olanlar için bugüne kadar alım yaptıklarımızın ortalaması doğrultusunda şu artış miktarlarını buraya yazdım. Bu artışlar gördüğünüz gibi Kilopi %20 artış, Harmony 75, Helium -10 şu anda. Aldığımız ortalamada -10'a düşmüş durumda. Cadena %20, Telos 95, Astar kafa kafaya, Concordium kafa kafaya, İnternet Computer'da %60 artmış durumda. Sıralamalarını da buraya yazdım. Sıralamadaki asıl mantığımız da şuydu. Bu projeler kendi kapsamları doğrultusunda bu bulundukları sıralamadan daha yukarıya gidebilecek yerleri var mı? Veya sıralamada çok mu yukarıdalar? Eğer herhangi bir proje olması gerekenden çok yukarıda olursa onu kırmızı veya turuncu işaretliyorum ki
O projeyi yukarıya doğru ittiremeyebilir, almayalım mantığında. Fakat şu anda bu projelerin hiçbirinde bu durum yok. Hepsinin önünde hala yerleri var. Burada sadece Harmony, Telos ve internet computer'ı turuncu işaretledim. Bunları bugünkü sepette satın almayacağım. Neden? Çünkü bu 3 proje diğerlerine nazaran gördüğünüz gibi hala artış oranı biraz yukarıda olan projeler. Sepete yeni ilaveler de yapacağım için böyle arada bir ufak tefek elemeler ve dikkatler yapmam gerektiği için bu üçünden satın almıyorum. Bu doğrultuda mevcut sepetteki projelerden Harmony, Telos, Internet Computer hariç şurada gördüğünüz gibi Kilopi'den 2 dolar, Harmony 0 almıyoruz. Helium'dan 2 dolar, Cadena'dan 2 dolar, Telos'tan 0, Astar'dan 2 dolar, Internet Computer'dan 0, Concordium'dan da 5 dolar. Concordium'dan da 2 almak istiyorum ama Maxi borsasından aldığım için 5 dolarlık alıyorum. Şu anda elimdeki Concordium miktarı diğer projelerin çok çok üstüne çıkmadığı için, büyük bir fark açılmadığı için hala bu 5 dolara ben okeyim. Herhangi bir pürüz yok. Mevcut sepetteki durum bu şu anda. Radardaki projelerden hiçbirini bu sepette, bu ayın sepetinde satın alma kararı almadım. Ama hiçbirini radardan çıkartma kararı da almadım. Bu 4 projeyi radarında tutmaya önümüzdeki ay kontrolüne devam edeceğim. Şimdi gelelim yeni incelediğimiz projeler durumuna. Son altcoin sepeti videomuz Mart 2024'ten sonraki incelediğim tüm projeler. Sadece şu 47 projeyi incelediğimde onları tabii ki ilave etmedim. Burada diğer projeleri yazdım hepsini. Şimdi bu projelerin her birinin videolar içerisinde pozitif yanlarını, negatif yanlarını anlatmaya çalıştım. Potansiyellerini anlatmaya çalıştım. Fakat burada sadece negatif yanlarından bahsedeceğim temel olarak. Neden? Çünkü bu projeleri kendimi almamaya ikna etmeye çalışıyorum. Çünkü amacım sepetin sayısını arttırmamak. Ama bunlardan herhangi bir mevcut sepettekilerden de iyiyse tabii ki bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden amacım aslında temel olarak almamak, sepetin sayısını arttırmamak. O yüzden negatif özelliklerin üzerinden hızlıca bir geçelim. Open Campus Edu projesinin sirkülasyon kaynağı düşük ve şu anda iş modeli olarak gerçek bir şirket üzerinden değer getirdikleri için tam anlamıyla merkeziyetsiz bir model oturmuş durumda değil. Solidus AI projesi yapay zeka konseptiyle başlamış ama şu anki piyasa şartlarında Launchpad projesine birazcık dönmüş durumda. xAI projesinin oyun projeleriyle olan ilişkisi modeli çok uzun zaman gerektiren ve birebir toplantılar gerektiren bir model ve şu anda henüz çok genç. Omlet Swap projesi de şu anda aşırı genç bir durumda. Birçok yerden henüz takip edemiyoruz. Omchain'in performansıyla birlikte ölçülmesi gerekiyor ve çok genç bir durumda olduğu için şu anda henüz dikkat edilmesi gereken noktada. İleriye yönelik potansiyeli olabilir. ChatGPT projesi temel olarak şu anda ChatGPT'nin altyapısını kullandığı için içerik olarak iyi bir durumda değil. Henüz belki ileride değişebilir. Mina projesini artık hepimiz biliyoruz zaten. Büyük ümitler vaat ediyor ama ilerleme çok çok yavaş devam ediyor. Hala da öyle. Clever projesi daha önce kaynağını bir günde 5 milyardan 10 milyara çıkarttığı için hala o leke üzerinde duruyor. Kaynakla alakalı ileride böyle bir şey yapıp yapmayacaklarına emin olamıyoruz. Endişeliyiz. Aynı zamanda oluşturdukları blockchain ağı, bir blockchain oluşturdular. Henüz çok genç ekosisteminde henüz herhangi bir şey yok. Bu da negatif yanı. Azero projesi çok kompleks bir proje. Herkesin hemen anlayıp adapte olabileceği bir proje değil. Ve DEX Screener, DeFi'lama gibi platformlarda da hemen takip edilemiyor. Altyapısındaki dillerden dolayı. Vita Inu, Vinu projesi temel olarak bir meme projesi, şaka projesi olarak çıkmış. Tabi altyapısını şu an doldurmaya çalışıyor. Blockchain ve yanında bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Ama temel olarak yine meme etiketi var. Streamer Data projesi de yine çok kompleks bir proje. İyi bir model olmasına rağmen kolay kolay kripto piyasasında herkesin anlayabileceği bir proje değil. VeChain'de aslında bir blockchain ağı olarak şu anda iyi bir konsepte, güzel yayılan bir konsepte ama sıralamada zaten yüksek bir noktada. SVGT projesi çok 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 genç bir proje. Zaten yeni çektik. Bildiğiniz gibi ICO sürecindeler, ön satış sürecindeler. Şu an SVGT ile alakalı yapılabilecek tek şey zaten ön satışa katılmak isteyen kişi ön satışa katılıp sonra satış imkanı oluştuğu zaman da kârdaysa satabilmek. Şu anda ürünler herhangi bir şey ortada olmadığı için çok genç durumda diyoruz.
Arkham projesinin de negatif yanları aslında gizlilikle alakalı endişeler var, regülasyonla alakalı endişeler var ve merkezi bir yapıda olduğu için hack ihtimali de var bu projede. Bunlar söylediklerim temel olarak negatif yanlarıydı. Neden almayayım sorusuna verdiğim cevaplardı. Ve bu doğrultuda ben burada yanına skip yazdıklarım, bu videoda bu ay atladıklarım. Radara da almıyorum, satın da almıyorum. Yanına radar yazdıklarımı radara ekliyorum. Radar yazdıklarım hangileri bir bakalım. Mina, Clever ve VeChain'i radara ilave ediyorum. Şurada önceki radardaki projeler vardı. Bu projeleri buraya da yazdım. Bunlara ilave olarak Mina, Clever ve VeChain'i de radara ilave ediyorum bugün. Ve satın almaya karar verdiğim, direkt satın almaya karar verdiğim iki tane proje var. Nedenlerinden de bahsedelim. Şimdi önce radardakilerden bahsederim. Mina şu anda artık ürünlerini yavaş yavaş çıkartmaya başlama noktasına gelmiş. Hala yavaş ilerlese bile. Ve vaat ettiği teknoloji güzel bir teknoloji olan bir proje. O yüzden radar alıyorum ki gerçekten bu işler ilerlemeye devam edecek mi? Bu ZK teknolojisini tam entegre eden, en güzel entegre eden proje olabilir. Clever şu anda ağını yeni çıkarttı. İşi çok zor ekosistemini geliştirmek için. Ama bugüne kadar yaptıkları ürünleri hep tatlı ve güzel yaptı bu adamlar. O yüzden belki bu konuda ilerleyebilirler. Ama işleri zor. Radara aldım. VeChain zaten güzel bir blockchain ağı ama sıralamada yukarıda şu anda. Belki kapsamını çok daha fazla genişletebilir. Performansını çok daha fazla arttırabilir. Sıralamada yukarıya atabilecek bir şeyler yapabilir. O yüzden onda radar alıyorum. Azero'yu satın alıyorum. Çok kompleks değil ve altında bazı negatif yanları olmasına rağmen Azero'nun kendi ekosistemini geliştirme durumunu, ilerleyişini, yazılım dilini, oturaklı bakış açısını, birazcık Concordium havası var Azero'da. Kendi videosunda da söylemiştim zaten. Bunları ben beğendiğim için Azero'yu direkt satın almaya karar verdim. Bir de şaşırtıcı bir şekilde Arkham projesini satın almaya karar verdim. Bunu karar vermemin sebebi bizim normal sepetimizde ben genel olarak trendleri çok takip edemiyorum. Çünkü yeni projeleri beğenmiyorum. Meme projeleri beğenmiyorum. Yapay zeka projelerini beğenmiyorum. Yapay zeka projelerinin içerisinde ümit vadeden bir proje tespit ediyoruz. Zaten ilkelde de oluyor. İşte meme projelerin içerisinde ümit vadeden bir proje tespit ediyoruz. Zaten ilk 50'de oluyor. Bizim amacımız hem ümit vadeden hem de aşağılarda olması lazım. Ama aşağılarda olan projelerin de mevcut durumlarında işte proje yapay zeka projesi ama altında yapay zeka ile alakalı hiçbir şey yok gibi bir sürü şey var. O yüzden bunlardan bir tanesini ilave etmeyi düşünüyordum zaten ben. Ve Arkham genel konsept olarak çok ciddi negatiflikleri olsa bile yapay zekayı şu anda çok minimum seviyede kullanıyor olsa bile piyasada çok büyük güçler tarafından arka çıkılan ve aynı zamanda piyasanın veri kaynağı, özellikle bu kriminaliti, yani blockchain ve kripto piyasasındaki suç unsuru teşkil edecek olaylarda bir takip mekanizması oluşturabilme gibi bir şeye dönüşebilir bu proje. Böyle bir şey vaat ediyor. Böyle bir ümit var bu projenin üzerinde. Bu sebepten dolayı bu projeyi satın alarak radara eklemeye karar verdim. Bu doğrultuda mevcut sepettekileri buraya yazmıştık zaten. İlave olarak Azero ve Arkham projelerini de buraya ilave ettim. Şimdi bu videodan sonra alımları yapmadım zaten biliyorsunuz. Videodan 1-2 gün sonra yapıyorum. Yine bugün yarın yapacağım. Bu alımlarda da yine Azero'dan 2 dolar, Arkham'dan da 2 dolar alacağım. Diğerlerinden zaten bahsetmiştik. Burada Azero ve Arkham'da Gate.io'da var. O yüzden 2 dolarlık satın alabiliyorum. Nasıl yapacağım? Bütün alımlarımı yaptıktan sonra tekrar geleceğim buraya. CoinGecko'daki portfolyoya alımlarımı işleyeceğim. Aynı zamanda radara koymak istediklerimi de geleceğim yine CoinGecko'daki radar portfolyoma ilave edeceğim. Bir sonraki ayda biz bu videoyu tekrar incelediğimizde mevcut durumu görür halde olacağız. Bir de bana geliyor sorular. Ya bu projeleri sen işte alıyorum, ediyorum, anlatıyorum diyorsun ama bunlar Binance'te yok. Biz Binance kullanıyoruz. Bunları nereden alacağız? Ben videoların açıklama kısmına kendi kullandığım borsaları yazdım. Bu borsaları referans linklerini de koydum. Bu referans linklerini kullanarak buradan üye olursanız sizler çok minik indirimler elde ediyorsunuz. Bana da çok küçük komisyonlar gelme ihtimali var. Ben bu borsalardan şu anda temel olarak Gate.io ve Maxi'yi kullanıyorum. Çünkü
Buradaki projeleri satın almama şu anda bu iki borsa yetiyor. Eğer bu ikisi borsa yetmezse diğerlerine yayılacak olursam buradakileri sırayla seçerim. Hangisi olduğu çok önemli değil. Sadece bu listede Kilopi henüz bu borsalarda yok. Kilopi ben normalde Harmoni'nin merkeziyetsiz borsasından alıyorum. Ama eğer kullanmıyorsanız o tip borsalar, yine Cem Tosun YouTube kanalında yaklaşık bir ay kadar önce bir yayın yapmıştım. Kilopi edinme ve güvenlik diye. Burada bütün detayları öğrenebilirsiniz. Güvenli bir şekilde alıp saklamayla alakalı. Evet, şimdi bugünkü sepet videomuz bunlardı. Ama kapatmadan önce hatırlamamız gereken çok önemli bir şey var. Birincisi, anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Lütfen kendi hamlelerinizi yaparken kendiniz karar verip kendiniz sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın. Aynı zamanda benim yine bu YouTube kanalda zamanında almayıp atladığım ama 100x yapan veya benim böyle bayıla bayıla aldığım sonra %90 düşen projeler oldu. Yani ben her şeyin doğrusunu biliyorum diye bir kaide yok. Lütfen dikkatli olun. Bunların hepsi sizin için bir öngörü, bilgi kaynağı yeri olsun. Burada benim almadığım bir projeyi bile siz gidin alın, eğer uygun görüyorsanız inşallah 100x yapar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bay bay.